Yepyeni sahneler Fransa'da kıyametin başlangıcından itibaren ilk zombilere kadar orada yaşanan kaosun daha da ayrıntısını gösteriyor. Daryl'ın yolculuğundan daha fazla sahne var. Kat ettikleri yolları, karşılaştıkları düşmanları gösteriyorlar. Evet, birçok yeni sahneyle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda da sizlerle Daryl'ın dizisiyle ilgili yayınlanan yeni görüntülerle ilgili konuşacağız. Bildiğiniz üzere kanalımda Daryl'ın dizisiyle ilgili pek çok içerik yayınladım ama burada da görecek olduğunuz içerikler hemen hemen hepsi yeni. Daha önce görmediğimiz pek çok yeni sahne içeriyor. Özellikle kıyametin başlangıcı başlangıcında ilk zombileri gösteren özel sahneler var. Temelde bu üretim videoları her karakterden ve tüm sezondan neler bekleyeceğimizi anlatan aktörlerle dolu. Özellikle Daryl'ın aktörü Norman Reedus dizinin yapımcılarından biri ve hayranları neler bekleyebileceğini söylüyor. Pek çok kalp kırıcı an var ve birçok çılgınca zeka anı var. Ve burada rahibelerin Daryl'ı almak için Manastır'a saldıran askerlerin yeni sahneleri var. Daha önce bu sahneleri görmemiştik. Ama Isabel'in aktörü geliyor ve özel sahneler başlıyor. Kıyametin başlangıcından daha fazla sahne var. Henüz kıyamet başlamamış yeni başladığı anları gösteriyorlar. Bir tren veya metro geçtiğini düşündüğüm bir bölüm var ve birinin onun önünde durduğunu görüyoruz. Muhtemelen zaten bir zombi. Bu daha önce kıyametin başlangıcında görmediğimiz Walking Dead'in bize verdiği o hissi gerçekten hatırlatıyor. Ancak bu sahne Fransa'da her şeyin başladığı yerde görülecek. Ve dünyada ortaya çıkan ilk zombileri gösteren sahnelerle karşımızda olacaklar. Walking Dead kıyameti Fransa'da başladığından bu zombi ve diğer şeyler muhtemelen Amerika'da henüz başlamamış ya da orada neredeyse başlıyordu. Dünyadaki ilk zombiler bunlar daha iyi kurulmuş bir zombi. İnsanların şehirde koyuştu bir arabanın devrildiği, büyük bir kazanın meydana geldiği bir sahne söz konusu. Bu kıyametin başlangıcında Walking Dead'e uzun süre görmediğimiz o başlangıç hissi. Muhtemelen bu başlangıç sahnelerinde Isabel'in orada göreceği bazı haberler, bazı gazeteler olacak. Bu yüzden bu evrenimize çok şey katacak önemli fırsattır. Yapımcı Greg Nicotero bu yeni dizinin bize çok fırsat sunduğunu söylüyordu ve Daryl'ın aktörü bazı sahnelerden bahsediyordu. Buradaki şatolar, Eiffel Kulesi gibi. Örneğin daha önce burada görmediğimiz yerler var. Bir tuzak ipi var. Eğer birisi bu ipe basarsa bu ses çıkar ve sizi uyarır. Daryl yardım edecek kişilere yaklaşıyor gibi gördüğü ardından Fransızca konuşan bir kadın onu selamlayarak karşılıyor. Daryl ise üzgünüm anlamıyorum diye cevap veriyor. Eleştirel analizlere göre bu seride Daryl büyük bir bölümünde insanları anlamayacak ve bir çevirmene ihtiyaç duyacak. Rahibelerin yeri olan manastırdan daha fazla sahne var. Daryl pencereyi açarak burada neredeyim diye soruyor. Bu yer bir manastır gibi görünüyor ve Lauren adında bir çocuk var. Daryl'ın eve geri dönmesi için bir haritayı takip etmesi gerekiyor. Bu haritayı manastırda rahibelerin yerinde bulacak gibi görünüyor. Haritada insanların Paris'e gittikleri bir rota görülebiliyor. Bu rota Loran'ı Yuva adındaki yere götürmeleri gereken yolu belirtiyor olabilir. Bu noktada bazı kod adları veya isimler var. Bunların ne anlama geldiğinden emin değilim. Ancak bu kod adları World Beyond'un son kredilerinde bahsedilen bilim insanlarının bağlantısını hatırlatıyor. Bunlar bilim insanları grubunun isimleri gibi görünüyor. Sierra, Mercury ve Carbon. Bu kod adları World Beyond'un Ok Abdurkale sahnesinde gösterilen bahsedilen bilim insanlarının grupları ile bağlantılı olabilir. Loran hakkında bir çocuk konuşuyor. Rahibe olan Isabel ona kalma ve dışarı çıkmamasını söylüyor. Bu askerlerin oraya baskı yapabileceğine dair bir uyarı olabilir. Isabel tipik bir rahibe değil bir sahnede bir askerin mızrakla öldürdüğü görülüyor. Sonra askerlerin saldırdığı an rahibe Loran'la birlikte koşuyor. Sylvia ise diğerini vurarak kendini savunuyor. Yeni sahnelerde artık rüzgarda olmadıkları Paris'in arka bölümlerine doğru ilerlediklerini görebiliriz. Eski klasik silahları kullandıklarını görebiliyoruz. Dizide karakterlerin gelişmiş silahları yok sadece eski silahlar var. Bu dizine Fransa'da ortaçağ havasıyla geçtiği için estetik seçimleriyle ilgili olabilir olabilir. Avrupa'da birçok ileri teknolojik şeyin yanı sıra tarihsel eski objeler de var. Bunlar müzelerde bulunan eserler olabilir. Hayata geçirilmesi kolay değil ama böyle açıklamalar olmalı. Daryl Manastır'dan ayrılmak fikrini ortaya atıyor. Bu rahibe ona yaklaşıp bizim için karmaşık bir görevim var. Çocuğu oraya götür diyor. Daryl bu göreve inanmıyor. Sadece ayrılmak istiyor. Daryl'ın evine dönmesiyle ilgili güçlü bir sahne olacak. Bu rahibe ölü gibi görünüyor. Muhtemelen oradaki en önemli kişilerden biriydi. Haritaya geri dönersek haritada Karbon ve Poseidon gibi isimler görebiliriz. Bu isimlerin bilim insanlarının grup kod benzerliği aralarında bir bağlantı olabileceğini gösteriyor. Daryl Fransızcayı bilmediği için yalnız başına yola bulması zor. Bu onu yardım etmek istemesi durumunda kendi başına gitmesini mümkün olmadığı anlamına geliyor. Dizide bazı düşmanlar, flashbackler ve maske takmış düşmanlar söz konusu. Bu grubun askeri lideri henüz lider değil. Bu lider bazı kişilere saldırıyor. İlk sahnelerden itibaren birçok sorun yaşanıyor. Bazı askerler ölüyor ve bu lider muhtemelen daha sonra bu insanlardan hoşlanmıyor. Gece yapılan bir takip sahnesi var. Resmi fragmanda bu sahnenin birkaç karesi vardı. Daryl'ın Kodron tarafından kovalandığı bir sahne var. Bu zombi diğerlerinden farklı bir davranış modeline sahip. Neden rahiplerin manastırında sıkışıp kaldığını bilmiyoruz. Paris'in merkezinde birçok zombi ilerliyor. Daryl'ın bir zombiyle yüz yüze geldiği yeni bir sahne var. Bu sahne sezonun başka bir bölümünde Daryl'ın su tankına düşebileceği anlamına gelebilir. Sena nehrindeki bir sahnede Daryl'ın karşısına çıkan gerçekten çılgın bir zombi var. Saldıran bir zombi olacak. Eiffel Kulesi'nin tabanında daha fazla sahneler var. Burada zombilere karşı savaşmaya devam edecekler. Diğer fragmanlarda gözüken gizemli kişi hakkında bazı teoriler var. Kimi bu kişinin Carol olduğunu söylüyor ama gerçekte kim olduğunu bilmiyoruz. Hızlı sahnelerle kapanış yapıyorlar. Bu genellikle yaptıkları bir şey. Örneğin Katakomplardan daha fazla sahne var. Daryl'ın bir gece kulübünde botta olduğu sahnede geriye fırlatılan bir kişi var. Daryl bu gece kulübünün lideri olan Queen ile savaşıyor. Sonra Daryl'ın normal bir kişiyle ya da bir zombiyle savaşıp savaşmadığından emin olamadığımız çok hızlı bir sahne var. Bu ön izlemenin son sahnesi Daryl'ın bir silahı hedef almasıyla kapanıyor. Genel olarak baktığımızda diziye heyecan verici bir bölümün bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Fransa'da ne olduğuna dair duyuruların nasıl yapıldığını İlk zombileri nasıl gördüğümüzü merak ediyorum. Özellikle haritadaki noktalar beni biraz heyecanlandırdı. Bu noktaların bilim insanları ekibiyle Primrose ve Violet'te bir bağlantısı olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Yayınlayacak olduğum yeni içerikler var. Daryl dizisi ve diğer bütün spin-offlar ve aynı zamanda Walking Dead'ten özel içerikler için kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.